Bildiğiniz üzere Hyundai i20 makyajlandı. Markanın İzmit fabrikasında üretilen aracı yepyeni 1 litre turbo motoruyla test ettik. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Yenilenen Hyundai i20'yi daha güncel hale getirmek için ön bölümde ciddi değişiklikler yapılmış. Tampon yenilenirken radyatör ızgarasında da renk değişimine gidilmiş. Farların da iç tasarımı yenilenmiş. Özellikle LED gündüz aydınlatmalarının formu eskisinden daha farklı olmuş. Aracın yan tasarımında ise farklılık bulunmuyor. Fakat yeni alaşım jantlarla cesur ve iddialı bir görünüm yaratılmış. Arka bölüm ciddi bir değişime sahne olmuş. Eskiden tamponda olan plaka bagaj kapağına taşınmış. Stopların ise iç tasarımı elden geçirilmiş. Plakanın ayrılmasıyla birlikte tampon tasarımı da yenilenmiş. Yenilenme ile birlikte araca mevcut renklerin yanında 3 yeni renk seçeneği eklenmiş. Makyajla birlikte aracın iç mekanında çok ufak farklılıklar olmuş. Dikkatli değilseniz bunları bulmanız güç. i20 serisinin ilk iki baz versiyonunda MP3 destekli bir müzik sistemi kullanılıyor. Test aracımız gibi elit donanım seviyesinde ise 7 inçlik dokunmatik bir sistem sunuluyor. Ayrıca i20'de artık standart USB dışında güçlü çıkışa sahip bir USB de bulunuyor. Otomobilin aks aralığında bir değişim olmamış. Önde sunulan alan yeterli. Arkadaki diz mesafesi ise segment standartlarında. Aracın bagaj hacmi 301 litre olarak açıklanıyor. Makyajla birlikte Hyundai i20 Türkiye'de 3 benzinli bir de dizel motorla satılıyor. Bu motorların en yenisi olan 1 litrelik turbo benzinli ünite bugünkü test konuğumuz. Bu motor 998 cc hacminde. Motor 6000 devirde 120 beygir güç, 1500 ile 4000 devir arasında 172 Nm tork üretiyor. 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile kombine edilen aracın gücü ön tekerleklere iletiliyor. Alt devirlerden itibaren canlı bir karakter sergileyen motorun şanzımanla uyumu başarılı. Küçük hacmine karşın şehir içinde hiçbir performans eksikliği hissettirmiyor. Ayrıca araç çok ekonomik. Test sürecinde yakaladığımız 6.3 litrelik tüketim bizi etkiledi. i20 sert karakterli bir süspansiyona sahip. Özellikle sert darbeler doğrudan iç mekanda hissediliyor, bu da konforu düşürüyor. Yol tutuşsa sınıf standartlarında. Güven veriyor ama iddialı değil. Hyundai i20 zaten segmentinde iyi tercihlerden birisi.
Ancak bir türlü benzinli motorlarında istenilen başarıyı gösteremiyordu. Test ettiğimiz yeni motor bu soruna ilaç gibi gelecektir. Üstelik otomatik şanzımanla satılması onu iddialı bir şehirli yapmış. Döviz kurlarındaki artış sebebiyle ise otomobilin fiyatı dudak uçuklatıyor. Ama sormak lazım. Artık hangi otomobil ucuz ki?